Daha 1500 kilometre daha yolum var. Evet, düşürdük. Kalkmıyor da. Çok ağır. Zincan'da zincir yağı sordum şu motorcu arkadaşa. Gel ben seni götüreyim dedi. Götürüyor bakalım. Zincir yağımız bitti. Yağlamamız lazım. Yağımız yok. Nehirleri geçtik. Mecbur en yağlayacağız. Arkadaş bizi önce zincir yağımızı aldık. Şimdi Kemaliye Taş yolunun girişine kadar, daha doğrusu yol ayrımına kadar götürecek. Oradan biz devam edeceğiz. Anadolu insanı gerçekten mükemmel karakter olarak. Kolay gelsin. Buradan Kemaliye yoluna. Kemah Kemah gideceğiz. Sonra Kemaliye. Ilıca. Sonra Kemaliye. Maliye yoluna virajlara doyduk resmen. Kemaliye 33 kilometre. Burasında sulama göleti var galiba. Ufak yaptı bir baraj. Karşıt Kemaliye Taş yolu. Biz oradan sağdan girmeyeceğiz. Gitme. Köprüden geçip. Ha. İşte size Kemaliye Taş yolu. Buradan köprüye döneceğiz. Köprüden de sağa döneceğiz. Evet. Zorlu bir yolların ardından Kemaliye Köprüsü. Bince bak, nerede çalışıyor? Ha, sandal da var. Evet, işte burası. Tünel içinde çalışma var diyor. Buradan içeriye gireceğiz. Taşlıymış ya, düşersek aşağı. Yani sen daha gençsin. Hadi bismillah. Devam mı? Asfalt. İyi, burası fena değil. Eyvah, hiç aşağı bakma. Karşından araba gelirse sıkıntı. Buradan sonrası taşlıyor. Buradan böyle gidiyor. Evet, yol kapalıymış. Tünellere kadar gideceğiz. Çalışma varmış yolda. Buralar iyi, fena değil. Evet, Mücahit abinin motoru çok uygun değil, skuter X-Max. O bekleyecek. Ben tünellere kadar gideceğim. Buralar biraz korkunç. Gidelim. Gözüken tünelleri görmüştüm ben.
Evet, tünelleri gördük. Karanlık Kanyon diye geçiyor galiba. Yanımda da, arkamda da bir yabancı var. Yani motoru off-road'a uygun olduğu için o hızlıca gidiyor. Biz o kadar hızlı gidemiyoruz. Kişi gelirsek, gelseydik eğer kesin altı sırtardı bunu. Aynı bir tane daha bir çocuk vardı. Tracer 7 ile altı sürttü deyince tırstım biraz. Altı sürtmesin. Altına sürtmek istemiyorum. Daha 1500 kilometre daha yolum var. Tünele girdik. Girmek üzereyiz. Amacımız zaten şu tüneli. Hasan Basri Aktan tüneli. Ooo, korkunç. Kapatalım, açalım. Bu birinci ara havalandırma arası. Orayla havalandırmak için araları açmışlar galiba. Meşhur Kemaliye taş yolu burası. Burayı da görmüş olduk. Bu taraf uçurum. Buradan aşağı düşersen yaşama şansın yok. Öyle tünellerden geçiyorsun. Başka bir yere bağlanıyormuş ama şu an yol çalışması olduğu için bağlanmıyor. Burası da bu kadar. Evet, şu tünele de gidelim bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Çok böyle abartıldığı kadar bir zor bir yer değilmiş. Onu öğrenmiş olduk. Ama çok güzel manzarası var. Harika. Vali Recep Yazıcıoğlu tüneli. Bayağı geniş bir tünel. Yapmasam şimdi kalırdı. Bu tünel Recep Yazıcıoğlu'nun, Vali Recep Yazıcıoğlu'nun tüneliymiş yazıyor. Öyle yazıyor yani. Bunu Kemaliyeler elleriyle yapmışlar yıllar boyunca. Ve bitimi 2002'ye kadar uzamış. Wow. Manzarası harika. Bu da başka bir tünel mi? Bekir Köprülü tüneli. Tünel bitti mi? Bitiyor, yeniden başlıyor. Bitiyor, yeniden başlıyor. Ondan sonra altı alabilir. Evet. Bekleyenlerim de var. Gidelim, dönelim. Evet, ileride yol çalışması olduğu için geri dönüyoruz. Yine Kemaliye'ye gideceğiz. Ama gene herhalde her yer aynıdır yani. Yaklaşık 3-4 kilometre geldim. Yeterli. Görmüş olduk benim için. Evet. Düşürdük. Bakalım nasıl kaldırabileceğiz. Viteste mi? Viteste. Kalkmıyor da. Çok ağır.
çıntılar vardı, hiçbir şey olmadı. Şurada bir çizik var. Evet. Bu çantalarda iş görüyormuş demek ki. Kemaliye taşımını da bitirdik, gidiyoruz. Şimdi istikamet Kemaliye. Kemaliye'deyiz. İlk kamp alanı arıyoruz. Eğer bulamazsak direkt Nevşehir'e basıp gideceğiz. Dik rampaymış. Abi uzun zamandır konuşmuyorsun kameralara. Tekrar merhaba. Neredesin? Neredesin? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bugün Erzincan'dan çıktık. Kemaliye'ye geldik. Kemaliye'de kanyona gidelim dedik. Taş yoluna girdik. Taş yoluna girdik. Bazıları ben... korktu kaçtı. Yarı yoldan geri döndüm, açık konuşayım. Çünkü Rix'e atamam kendimi. Atmak zorunda da değilim. Daha gidecek yolumuz var. Milal kardeşimiz gitti sağlıklı bir şekilde. Gitti ve geri döndü geldi. O gördüklerini bize anlatacak zaten. Hiç düşmedi de. Yok. Yani düşmedi diyorum. Bak bilginiz olsun. Sadece motoru bıraktı. Motoru yere bırakmış. O düşme sayılmaz çünkü. Sonuçta bazı hallerde bırakmak zorundasın. Şu anda Kemaliye'de böyle... Kemaliye'yi tepeden gören bir yerdeyiz. Neydi bu parkın ismi? Unuttum. Hacı abi parkın ismi neydi? Seyit Ali Parkı. Seyit Ali Park'tayız şu anda. Sağ olsunlar ilgi alaka 10 numara. Bütün kardeşlerimizi bekleriz. Yani yolu buraya düşen herkesi bekleriz. 2023 itibariyle çadırbaşı 50 TL. Evet. 2023. Şaşırdık biraz. Yani düşün diğer tarafta gidiyoruz. Adam diyor ki kaç kişisiniz? Hem çadıra hem de vatandaşa alıyor para. Bu öyle bir şey yok. 2024'te değerli abimiz şöyle bir cümle kurdu. Burayı restore edeceğiz. Artı duşumuzu yapacağız. Yani özellikle dedi motorcu kardeşlerimiz buraya geldiği zaman duşlarını rahat bir şekilde alsınlar diye. Böyle güzel bir mekan oluşturacaklar tekrardan. Şu anda karnımızı doyuruyoruz. Bilal kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bakalım orada ben gördüklerini bize ederim. Ne anlatacak? Nasıl anlatacak? Düştüğü hariç. Düştüğümde anlatacağım. Onunla konuş. Onunla koyacağım. Şimdiden bu da bizim Kadir Bey'imiz. Şu anda biraz Külhan Beylik yapıyor. Evet. Evet. Hanım. Sen de söyle bakayım. Vallahi güzel gidiyor. Nasıl geçti durum? Güzel. Sakin. Tehlikesiz. Heyecan? Heyecan tamam canım. Son 30 kilometre iyi miydi? Güzeldi. Basa basa geldik. Babamı bıraktık. Tamam babanız maalesef tehlikeli yollarda çünkü arkamda yük var. Motorum küçük. Korkuyorum ikiye bölünür diye ama çok şükür. Yani 3000 kilometreyi devirdik. Biz heyecan aramıyoruz şu anda. Çünkü heyecanı yaptım ben. Ben biraz aradım da ben. Sana pek iyi olmuyor. Yani, sana pek bundan iyi sonra olmuyor. Biraz daha böyle rolanti halinde gitmek zorundayım. Çünkü çok fazla zorladığın zaman artık havası ısınmaya başladı. Motoru eğer ısıtırsam çok farklı olur. Şu an zaten buraya kadar hiç ne hararet gördüm ne motor ısındı gayet sağlıklı bir şekilde. Tak aşağıda yakıtımız da gayet güzel. Bilal kardeşimiz şu ana kadar bir 6000 lira yakmış. Ben şahsım da 3000 lira yarı yapmışım. Yarı yarı. Yarı yarı. Şunu da söyleyeyim. Kim ki derse ki X-Max'la uzun yol yapılmaz. Vallahi gayet de güzel yapılıyor. Çantalar olmasına rağmen, ağırlık olmasına rağmen. Sadece ne var? Çok fazla bir surat yapamıyorsun. 100-110 bitti. Gerisi yok. Rampaya vurduğun zaman 65-70 arası zorlamaya gerek yok. Onun için şimdiden bize afiyet olsun, sizlere de kolay gelsin. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Evet, Kemaliye'den ayrılıyoruz şimdi. İstikametimiz Nevşehir. Yaklaşık bir 500 kilometrelik yolumuz var. Hemen akşam üzeri oradayız. Sabahta balonları izleyip binemeyeceğiz. Balonları izleyip oradan Bursa'ya gideriz diye düşünüyorum. Evet, hazırız. Yola çıkalım. Let's go. Kaldığımız yerin adını da söyleyeyim. Kemaliye Belediyesi, Seyit Ali Parkı. Gecelik 50 lira aldı bizden. Kemaliye'den de biraz manzara göstereyim sizlere. Burası Erzincan'a bağlı Kemaliye ilçesi. Meşhur taş yolu da buraya bağlı. Sol tarafta Fırat Nehri var. Buradan şimdi yokuş aşağı sallanacağız Nevşehir yoluna. Sivas üzeri gideceğiz. Oğlum yokuş yapacağız. Kemaliye'den çıkıyoruz. Güzel, şirin bir semt.
kent mi diyeyim, mahalle mi diyeyim, köy mi diyeyim. Fırat Nehri'nin kenarında güzel bir yer. Evet, Fırat Nehri'ni de göstereyim şöyle. Burada tekne turları yapıyorlar. 120 liraymış. Fırat'ı bir götürüp getiriyor işte. 120 lira. 2023 itibariyle. Cemaliye'ye girişte böyle bir tünel, el yapımı tünelden geçiyorsunuz. Fırat'ın üstünden geçiyoruz. Bir tünel daha geçeceğiz. Dün ben şu taş yolda gittim. Orada düştüm. Sonra orada durduk. Düve düşürdük. Karıcılar geliyor. Boğaz 164, Kangal 78. Evet, güneş açtı, biraz sırtımızı ısıttık. Yabancı iki tane arkadaş da gelmiş buradan. Güneş sırtımıza vuruyor. Çok hoş bir duygu. Tabii hiç üşümemiş. Gece boyunca yanmış. Evet. Ne diyelim, çıkart. Dondurdum götünü. Dondurdu bizi de. Dondurdu. Ama değdi mi değdi. Vallahi güzel bir manzara. Tabii içinde olmak da vardı o balonların ama şey yetmiyor. İnşallah ileriki zamanlarda o bütçeyi bulacağız. Evet, şimdi toparlandık. Eşehir'i bir turlayıp oradan Bursa'ya gideceğiz. Değerli dostlar, günaydın. Şu an itibariyle İdlib'deyiz. Akşamleyin geldik. Biraz soğuktu ama şu an çok sıcak. Sabah 5'te kalktık. Balonların kalkışını izledik. Dedikleri gibiymiş. Yani sabah erkenden izlemen lazım. Şu anda çok da öyle bir afaki bir durum yok. Bildiğin kuru bir dağ. Ama güzeldi. Yolculuğumuzun sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bilal kardeşimize teşekkür ederiz. Bize hayırlı yolculuklar, size iyi izlemeler. Evet. Nevşehir'den de ayrılıyoruz. Balonları izledik. Gece biraz üşüdük. Stopumuza yetirdik. Şimdi gidelim. Kazasız belasız indik ve yolumuza devam ediyoruz. İstikamet sanırım Bursa. Plan değişmezse, değişirse bir yerde daha kalabilir. Nevşehir'in içinde gezmeden gitmeyelim dedik. Kaleye çıkacağız. Ne kalesiydi burası? Zarp Kalesi. Buralar neredeler ya? Ne güzel işte, macera oldu sana. Hop hop. Oho. Kaldırımı yerinde kaldırdım. Neyi kaldırdım ya? Bitti mi yol? O zaman geri dön. Ha, buradan dön. Buradan gidek. Bak, vatandaş gitti. Oradan yol yok değil mi? Hocam, kaleye buradan gidiş var mı? Tamam, sağ olasın. 100 metre ilerideymiş. Tamam, da sana kale. Balonun maketini yapmışlar. At var. Bunlar da peri bacası diye geçiyor sanırım. Emin değilim ama bu da böyle bir yer. Nevşehir'in bir köyüne gidiyoruz. Cahit abinin arkadaşıymış. Onu uğrayacağız oradan. Sonraki rotayı bilmiyorum. Çok doğaçlama gidiyoruz biz çünkü. Ne köyüydü abi? Nereye bağlı? Nevşehir'e bağlı. Nevşehir'e bağlı. Kargapur'un köyünden çıktık. Şimdi hacı olmaya gidiyormuşuz, bir tane türbe varmış. Oradan da Hacı Bektaş Veli'nin türbesine gidiyoruz değil mi? Oralar değiştik, biraz da X-Max'in tadına bakalım. Bakalım gidiyor mu gitmiyor mu? 3666 olmuş kilometremiz. Bu da rahat ya. Arkana yaslana gidiyorsun. Güzel, beğendim. Biraz da yol videosu çekelim şöyle. Bursa istikametine doğru gidiyoruz. Fazla basma başkan. Yetişemeyiz.
Gölü tarafında molamızı verdik. Karnımızı doyurduk. Şekerimizi de aldık. Çayla beraber içeceğiz. Bir de çay molası vereceğiz değil mi? Çay molası da vereceğiz. Yavaş 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 turumuzu bitirip Bursa'ya yaklaşıyoruz. İnşallah nasip olursa bu gece Oylat'ta olacağız. Oylat'ta bir güzel bu 15 günün bir kirinin pasını atacağız. Yorgunluğunu bırakalım, ondan sonra evimize gidelim inşallah. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Var baba. Olur, içeriz. İçeriz. Dostlar hayırlı geceler. Karadeniz turumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Şu anda Derya Çorbacı'da çorbamızı içtik. Artık evimize gidiyoruz. Çok şükür kazasız belasız 4500-5000 kilometreyi devirdik. Rabbim tekrarını nasip etsin. İnşallah seneye ölme sağ çıkarsak daha güzel motorlarla daha uzun yol yapacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.